Osmanlı-Hint Seferleri. Osmanlılar Mısır'ı aldıkları sırada Portekizliler de Hindistan'a gidecek Ümit Burnu yolunu keşfetmişlerdi. Bu yoldan Hindistan'a varan Portekizliler Hint sularında geniş bir harekata girişerek Hindistan'da bulunan Müslüman devletlere de saldırmışlardı. Portekizlerin hücumuna uğrayan Gujarat İslam hükümdarının Padişah Kanuni Sultan Süleyman'dan yardım istemesi üzerine Hindistan'a 4 deniz seferi yapılmıştır. Birinci Hint Seferi 1538. Gujarat hükümdarı Bahadır Şah'a yardım etmek için padişahtan emir alan Mısır valisi Hadım Süleyman Paşa 1538 yılında Süveyş'ten hareket etti. Süleyman Paşa'nın emrinde 80 gemi bulunuyordu. Süleyman Paşa, Umman Denizi'ne açılmadan evvel Babülmendeb Boğazı yakınında stratejik ehemmiyeti bulunan Aden'i almak istedi. Aden kolaylıkla zapt edildi ve Osmanlı ülkesine katıldı. Hadım Süleyman Paşa, Umman Denizi'ni aşarak 1538 yılında Gujarat sahillerine geldi. Ancak yardım isteyen Bahadır Şah ölmüş olduğundan Gujarat hükümdarı olarak Mahmud Şah bulunuyordu. Mahmud Şah ise Portekizlerle anlaşmıştı. Süleyman Paşa, Portekizlerin elinde bulunan Hindistan'ın batısındaki Diu Kalesi'ni kuşattı. Yapılan şiddetli çarpışmalara rağmen kale alınamadı ve Hadım Süleyman Paşa geri dönmek zorunda kaldı. Geri dönüş sırasında Yemen'e uğrayan Süleyman Paşa buranın mühim bir kısmını Osmanlı ülkesine kattı. Daha sonra 1547 tarihinde Yemen'in en meşhur kalesi olan Sana, Özdemir Paşa tarafından zapt edildi. Cesur ve bahadır bir kimse olduğu anlaşılan Özdemir Paşa, Habeşistan'a da seferler yaparak bir kısmına Osmanlı hakimiyetini tanıtmış oldu. İkinci Hint Seferi 1551. Süveyş'ten kalkan Pir Reis, önce Portekizlerin aldığı Aden'i tekrar ele geçirdi. Daha sonra Basra Körfezi'ne giderek, Körfez'in ağzında bulunan Hürmüz Kalesi'ni muhasara ettiyse de Portekizlerin idaresindeki bu kaleyi alamadı. Donanmayı da Basra'da bırakarak 3 gemiyle Mısır'a döndü. Portekiz donanması ile çarpışmaktan çekinmesi Padişah Sultan Süleyman'ı kızdırdığından Mısır'da idam edildi. Pir Reis, Akdeniz'i çok iyi bilen bir denizci olduğu gibi aynı zamanda Kitab-ı Bahriye adlı coğrafi eserleriyle de büyük bir şöhret kazanan kaptanımızdır. 3. Hint Seferi 1552. Pir Reis'in Basra'da bıraktığı donanmayı Süveyş'e getirmeye memur edilen Murat Reis, Hürmüz Adası civarında üstün Portekiz kuvvetleriyle şiddetli bir savaş yaptıysa da muvaffak olamayarak Basra'ya geri dönmek zorunda kaldı. 4. Hint Seferi 1553. Murat Reis'in Portekizlere yenilişi Kanuni Sultan Süleyman'ı çok kızdırmıştı. Basra'daki donanmayı Süveyş'e getirme işini bu defa Seydi Ali Reis'e verdi. Karayolu ile Basra'ya giden Seydi Ali Reis donanmayı alarak Hürmüz Boğazı açıklarına geldiğinde 20-30 gemilik bir Portekiz donanmasıyla karşılaştı. Bütün gün devam eden savaş sonunda Portekizler mağlup olup çekildiler. Bir müddet yoluna devam eden Seydi Ali Reis'in karşısına Portekizler daha büyük kuvvetlerle çıktılar. Düşmanın üstünlüğüne aldırmayan Seydi Ali Reis bir hayli zayiatı uğramasına rağmen Portekizleri yine mağlup etti. Süveyş'e gelmek için yoluna devam etmek istemişse de bu defa azgın dalgalar onu Hindistan'ın Gujarat sahillerine kadar attı. Seydi Ali Reis'in emrinde 6 gemi kalmıştı. Bu vaziyette geri dönmek imkansızdı. Seydi Ali Reis, Gujarat hükümdarına sattı. Leventlerin bir kısmının Hindistan'da kalmalarına izin verdi.
geriye kalan 50 kadar arkadaşı ile karadan İstanbul'a gitmek için yola çıktı. 3 sene süren bir yolculuktan sonra 1556 yılında İstanbul'a gelebildi. Seyyidi Ali Reis'in bu seferi sırasında başından geçen maceraları anlatan Miratül Memalik ve Astronomiye ait Mühit isimli eserleri meşhurdur. Zengin ve aynı zamanda çok cömert olan Seyyidi Ali Reis, Osmanlıların büyük denizcilerinden biridir. Hint seferleri sonunda istenen gayeye ulaşılmamış ancak Yemen, Eritre, Habeşistan'ın bir kısmı, Kızıldeniz, Osmanlı hakimiyeti altına girmişti. Yeni videoda Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi yani Zigetvar seferine değineceğiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.